Sarımsak hasadımız başladı. Çiftçilerimiz şu anda geçen seneye göre çiftçimiz biraz daha yani memnun yani. Hasat hem rekoltemiz güzel hem de geçen seneye göre biraz yani çiftçiyi kurtaracak şekilde maliyet tabii ki maliyet yüksek ama yani tüketiciyle üreticinin arasında yine çok fark var. Geçen sene dedik ya %300, %400 fark var. Bu sene yine %100 fark var. Sürekli diyoruz yani bunu. Yani tüketiciyle üreticinin arasındaki farkı kapatabilmemiz için ne yapmamız lazım? Aradaki aracı kaldırmamız lazım. Onun için Avrupa tescilline başvurduk, patentimizi aldık. İnşallah bundan sonra çiftçimizin kolu kuvvetli olacak. Niye? Biz bunu ihracat için kendi çiftçimizden alacağız. Çiftçimizin adına yine eğer şu anda paketleme makinelerimizi aldık kuracağız. AVM'lere direktmen yani AVM'lere satışını biz temizleyeceğiz. İnşallah yani yetiştirebilirsek bu sene yetiştireceğiz. Çok çiftçimiz tabii ki borçlu olduğu için satmak mecburiyetinde kalıyor. Girdi bağlı. Her şeyi borca alıyor. Mazot almış başını götürmüş. İşçilik gördüğün gibi. İnan ki amele burada şu anda 7000 8000 amele çalışıyor. Yani işsiz sorunlar da burada çözülüyor. Burada çevre illerden Adıyaman'da, Urfa'da, Antep'te gelip burada ekmeğini kazanan çoluk çocuğuyla beraber ekmeğini kazanıyor. Niye? 9 ay. Burada 9 ay boyunca bu sarımsak ekilişiyle hasat arası 9 ay. Yani bizde hemen hemen diyelim 9 ay burada ameliye çalışabiliyor, iş bulabiliyor. Yani iş çalışmak isteyen çalışabilir. 20 bin dönüm alanda ekimiz var. Rekoltemiz güzel. 30 bin rekolte bekliyoruz. Türkiye sarımsak ihtiyacının hemen hemen %22'sini biz karşılıyoruz. Türkiye'de üretimde birinciyiz. Yani hem üretimde hem kalitede birinciyiz. Raf ömrü uzun olan bir ürünümüz. Niye? Çünkü 9 ay aynen bir ana, bir çocuk nasıl doğuyorsa 9 ay, bu 9 ayda biz buna besliyoruz. Aynen bizki 9 ay kavuruyor iklim, hava, sarımsağı yani raf ömrü bunu rafına koy bir sene boyunca bozulmadan rafından ihtiyacın kadar kullanabilirsin. Onun için yani şu anda bizim sarımsak üretiminde Türkiye'de birinciyiz. Üretimde birinciyiz. Türkiye'nin her tarafına sarımsak hem yeşili gönderiyoruz, frikliğini gönderiyoruz, kurusunu gönderiyoruz. Türkiye'nin 81 iline sarımsağımız gidiyor. Artı biz daha soğuk adapolarına muhafaza ediyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Burada tarladaki fiyat 50 TL üzerinde 45, 50, 60'a kadar gidiyor. Yani marketlerde yine 100 TL. Niye biz 60 TL sarımsak satıyoruz da marketlerde 100 TL oluyor? Biz diyoruz yani biz 70'e bir satak 80 TL'de tüketiciysin. Yani bunu yapamayız, yaparız. Yani aracıyı arada çıkaramıyoruz. Kendi ürünümüz, kendimiz satış yapamıyoruz. Aracıya satmak zorunda kalıyoruz. Onun önüne geçmek için bir kooperatifimizi kurduk. İnşallah bunu 4-5 sene beri uğraşıyoruz. Coğrafi işaretimizi aldık, tescilimizi aldık. Bundan sonra da paketlemeyi de kendimiz yaparsak inşallah çiftçimizin ürününü çiftçinin hesabına yani çiftçinin kendi satmış gibi. Yani mesela biz çiftçi 70 TL satarsa tüketici de 80 TL sarımsak gitsin. Bu da ucuz yer. Yani hem tüketici hem üretici kazanacak. Evet. Mesela yomiye çok pahalı. Ondan sonra eğer şunun fiyatı bu sene fiyatı yüksek olmasa yomiyanın içinde çıkacağımız yoktur yani. Yomiye çok yüksek bu sene. İşte gene az çok bunun fiyatı biraz yüksek olduğundan dolayı yomiyada biraz şeyimiz oluyor yani. Evet. Zararımız yok yani. Araban sarımsağının şöyle bir şey, hem ilk çıkışı güzel bir şey hem de güneşin şeyini enerjisini çok aldığından dolayı daha güzel oluyor. Mesela Kastamonu'dan çıkıyor ama Kastamonu bizim kadar güneş alamıyor. O biraz geç ekim yapıyor, geç çıkarıyor ama biz erken ekiyor, geç çıkarmış oluyoruz. Evet. Arada 9 ay fark ediyor yani. Yani. Şu durumda çok şükür bu sene mallarımız çok güzel yani. Geçen seneye göre çok iyi. He, çok güzel.
Bu sene giden seneye göre verim biraz daha iyidir. Giden seneye göre fiyatlar da iyidir. Ama ilaçtan, gübreden, mazottan, şu bu tarla kiralamasından onlar biraz bağlıdır. Çok şükür yani bu sene bir çiftçinin yani ekinin bir zararı olmaz inşallah, kazancı olur. Ama sarımsak hasretimiz çok güzel. Fakat şöyle bir şey, tonajda biraz eksikliğimiz var bu sene. Hani verim kısa geliyor. Hani biz 1,5 ton üzerinde alırız diye hesaplıyoruz ama dediğimiz gibi olmuyor. Tarım Bakanlığı'nın da desteğini bekliyor çiftçilere karşı.